Herkese kanalımdan selamun aleyküm. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Accent Blue ile devam ediyoruz. Accent Blue'nun emme manifoldundan girmiştik. Aklıma egzoz manifoldu geldi. Hani bu iki parça önemlidir arkadaşlar. Kısaca bir de ondan özet geçip bahsedeyim dedim. Sonra kalan kısımlarımızdan devam ederiz. Bakalım motor üzerinde 1.6 dizel üzerinde, Accent Blue üzerinde gidiyoruz arkadaşlar. Ben öyle diyeyim. Arkadaşlar şimdi egzoz manifoldu diyoruz. Arkadaşlar egzoz manifoldumuz yani bunu herkes biliyordur kısmen. Şöyle bu tabakayı sökmeden, şimdi bu tabakanın altında bizim kızdırma bujilerimiz de var da emme manifoldumuz motorun ön demeyelim bu yüzünden. İlla ki bu motora giren bir hava vardır. İlla ki çıkan da bir hava olacak. Çıkan havamız da arkadan arkadaşlar. Motorun ön duvarında tabii ki kayışlarımız, krank kanslağımız vesaire, şarj dinamo gibisinden gergi bilyelerimiz falan, devir daimimiz, bunlar mevcut. Şimdi şu parçanın altında, yani partikül diyelim buna ayrıyeten, sağ tarafımızda şöyle egere valfimiz var adı. Daha önceki videolarımızda da görünür. Altında EGR. Şöyle diyelim arkadaşlar. Egzoz çıkışlarımız var. Şimdi egzoz manifoldu tabii ki gazın atı, yani sistem içerisinde yanan gazın dışarıya çıkabilmesi için gereken bir parçamız arkadaşlar. Düzenli bir şekilde çıkabilmesi için. Yoksa motor dahil yani motor arabayı da yakar, bizi de yakar arkadaşlar. Bu işin şakası yok. Oradaki çıkan dizel araçtaki basıncı benzinliğe de benzemez, biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. 3000-3500 derecelik bir patlatmayla, sıkıştırmayla patlayan yakıt nasıl çıkar? Tahmin edin siz. Velhasıl. Şimdi arkadaşlar egzoz manifoldunda herhangi bir patlama, yani sızlanma, oradan bir sızıntı, herhangi bir şey varsa arkadaşlar. Şimdi araç böyle pop 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 değişik, hani egzozu patlak deriz. Buradan ayrıyeten bu parça sökülerekten bir gözlemleme sana. Araba ona gelmeden şöyle diyelim. Araba arkadaşlar mutlaka sesli çalışacaktır. Sesli çalışır. Çünkü hani egzoz patlama, bunda egzoz mu patladı deriz kendi kendimize. Öyle bir şüpheye düşeriz. Sesli çalışacaktır. Gaza bastıkça bu arkadaşlar daha da artacaktır. Bir ötmeler, bir vızıltılar oradan gibisinden bir ses de gelecektir arkadaşlar. Yani o egzozun orada bir şey falan, artık partikülden, turbodan şüpheleniriz ama oradaki sıcaklığı, oradaki kokuyu hissederiz arkadaşlar. Tabii başka yerde kaçak diyorsa. Ya patırdı bunun baş sebebi arkadaşlar. Yani egzoz, eğer egzozda contasında, orada alışımlı bir conta var, bir yırtık falan varsa rolanti arkadaşlar, rolanti de dengesiz olacaktır. Böyle kıpraşmalar olacaktır. Araba çekişten düşer. Çünkü egzoz önemlidir. Tabii ki yüksek beslemeli bir araca girdiğinde buraylara falan açıyorlar da, gerekirse partikülü hani boşaltıyorlar gibisinden, o zaman iyi olmuyor mu? Yok arkadaşlar. Egzoz contamız bizim, egzoz manifold contamız sağlam olması gerekiyor. Yani performansta falan bir kayıplar yaşanır. Çünkü düzgün beslenemez. Ondan sonracıma başka aklımıza ne geliyor? Bunun conta, tabii ki egzoz manifoldundaki en önemli şey arkadaşlar contadır. Yani contamız patlaksa patırdamalar, düzensiz çalışmalar, rolanti bozukluğu, performans düşüklüğü, sonra değişik oradan vızıltılı sesler, yani egzoza gönderilemeyen, tabii ki dışarı çıkan gaz, yakıt gazı sıkıntıya sebep olacaktır. Ayrıca egzozda bizim orada herhangi bir patlakta, yani bizim çıkış sisteminde gerekse turbo veya turbo VST, yani bu bölgeye daha önce turboya girmedik de, yani egzoz sisteminde herhangi bir kaçak varsa arkadaşlar zaten şey yapacaktır, yani kendini patırtıyla belli edecektir. Değişik değişik arabada bir emme manifolduna çok benzer, değişik değişik bir şeyler varsa emme manifolduna bir şey yani karıştırılamaz. Çünkü burada koku olmaz, orada feci kokular olur. Araç bu aracın içine de gider,
Ayrıca aracın içi duman kokar. Sistem duman kokar. Kaloriferi açarsınız her yer duman kokar. değişik bir şeyler bize sunar arkadaşlar. Çünkü yakılan yakıtın dışarı atılma sistemidir. Feci derecede kokudur. Dizel kokusudur yani. Bunu herkes birçok kişi atmosferik motorlarda, turbo şarjlı motorlarda yani partikül olmayan motorlarda egzoz dumanını özellikle eski kamyon ve tırlarda, Ford'larda diyelim feci şekilde görmüştür, yaşamıştır, o dumanı koklamıştır. Buradaki arıza da arkadaşlar elle bir kontrol edilir. Bu parça söküldükten sonra egzoz manifold çıkışları aynı emme manifold girişlerine gibi çıkışları da kenarlarından kontrol edilir. Orada bir duman basma, kararma, siyahlaşma, yağlanma, iyice bronzlaşma o var mı? Tabii ki eğilip bakıldığında bu gözle görülecektir. Bu arabanın egzoz manifold contaları gitmiş denilecektir. Yani bu sistem manifoldtaki çatlak yani her şey olabilir. Çünkü orası feci derecede ısınan bir bölüm atıldığı için. Giriş soğur, çıkış ısınır arkadaşlar. Delik, çatlak falan bunlara bakılır. Çalışırken o manifold yani çalışırken orada bir titreşme, böyle sallantı, takır 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 etme bir şeyler var mı? Onlar gözlemlenir. Daha sonra eğer böyle şeyler varsa tabii ki illaki egzoz manifoldu sökülecek. Contası yenilenecek ve takılacak arkadaşlar. Bu aracın yani hem beslenmesi ve hem beslenen yakıtın atılması için çok önemli parçalardan ikincisi diyelim. Çünkü beslenirken emmeyle, atılırken egzoz manifoldüyle iş görüyor bu araç arkadaşlar. Egzoz manifoldunun patlak olması, yani contalarının orada bir patlağın, bir çatlağın, bir kırığın olması, Allah göstermesin, seyir esnasında zehirlenmelere kadar gider arkadaşlar. Çünkü bu sistemin içinde duman olmaması gerekiyor. Motorun ısısına kadar, her şeyine kadar etkileyecektir. Çünkü bu sistemin içinde kesinlikle egzoz dumanı dolaşamaz. Egzozun dolaşacağı tek yer arka taraftan egzoz çıkışından, borusu çıkışından atılmasıdır arkadaşlar. Emme manifolduna benzer şikayetlerle ortaya çıkar. Tabii ki patırdaması, emme manifoldunda böyle bir patırtı kütürtü olmaz ama egzoz manifold contasında bir patlak falan varsa patırdamalar yüksek devreye çıkarken daha da patırtamalar bir şeyler bize sunacaktır. Hem emmede hem egzoz manifoldunda arkadaşlar kolay kolay yıpranmalar hani düşük kilometrelerde olmaz arkadaşlar. Araba ile oynanmadıysa, yok araba bir toplantı bir şeyler yaşadıysa bunlara dikkat edilmesi lazım. Çünkü titreşimle her şeyle bir vidanın gevşemesi demek bu sistemlerde bir aksaklığa sebebiyet vermesi demek arkadaşlar. Yani bu kadar basit bir şekilde ortaya çıkar. Burada da harici diyeceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Herkes kendisine çok iyi baksın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakalım iki parça ele aldık. Ondan sonra da devam ediyoruz arkadaşlar. Herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Bir bakalım öbür seferde de traktörden bir termostat falan bir şeyler sökmüştüm. Termostat vesaire, rail, basınç, map. Bu sökülmesi gereken şeyler olduğu için arkadaşlar şu anda da ona da müsait değilim gibisinden gösteremiyorum. Turbo şarj interkolun üzerinde mapımız var. Bir bakacağız, onun da temizliğini yaparız. Arkadaşlar videomuzu sonlandırıyorum. Herkes kendisine çok iyi baksın. Umarım videolar konusunda yani aksent bölüğüyle ilgili size yardımcı olabiliyormuşumdur arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.